Ebru. Merhaba arkadaşlar. Nasılsın? İyiyim. Heyecanlıyım. Çok heyecanlı yerlerde bırakmıştık bölümümüzü. Evet. En son evin içine parfüm kokuları dağılmıştı. Şimdi bizi heyecanlı bir sabah bekliyor Didem'in eşliğinde. Sabah oluyor. Kahvaltıda Adnan ve Bihter galiba sadece ikisi oturuyor. Ve servis yapılıyor. Bihter sinirli kalkmış. Evet, böyle herkese güzel servis ama yapılıyor. Bunun neden ve olduğunu... Bihter'e de bir dilim omlet koyuyorlar. Aşkım neden sinirli kalkmış diye. Bihter gayet güzel kalkıyor. Sonradan tam omlet servisinden önce kalkmadılar mı? Iktık bıktık bir muhabbet oluyor. Diyorlar ki Behlül Bey eve gelmedi zaten. Adnan da diyor ki gebeş gebeş. Haha sözlüsünde kaldı herhalde deyip gülüyor Chris Hanım'la ilgili. Evet doğru. Sonrasında Bihter'in omlet servisine geliyor. Bihter de aşırı derecede sinirleniyor bunu duyup. Ben omlet istedim mi ki sen bana veriyorsun bilmem ne falan diye şeye patlıyor. Cem'in işte Nesrine. Nesrine patlıyor işte. Ben onun ismini karıştırıyorum biraz. Ya aslında kız sinirli kalkmıyor ama Behlül'le ilgili herhangi bir şey kızdaki duygu durumunu tetikliyor yani. Çok üzülüyorum abi, aşırı derecede içim gidiyor ya. İnanılmaz üzülüyorum yani. Ve Adnan da bunu anlamıyor mesela. Tabii adamın da aklına nereden gelsin gerçi de. Abi Bihter'i kimse anlamıyor. Bihter'i bence kendisi de anlamıyor şu anda. Bihter'in de bence Nihal'le el ele tutuşup psikoloğa gitmeleri anlayan lazım. Anlayan kişi Firdevs Hanım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bihter'le Nihal zaten masada gözleriyle el ele tutuşuyorlar. O da ne muhabbetinden soruluyor. Ben Aşkı Memnu'da başka bir Bihter Nihal birliği kesinlikle hatırlamıyorum. Birliği ben de görmedim. Evet benim de Behlül ilgili bir şey. Behlül tatile gelmesin. O zaten bizimle tatile gitmek istemez diyor. Nihal de diyor ki evet evet diyor, Behlül diyor bizimle gelmesin. Zaten onu istemiyoruz gibilerinden. Ve Bihter'le Nihal arasında şöyle bir göz göze bakış oluyor. Ve böyle yani ilk defa hatta ben sette de Beren Saat'le Hazal Kaya'nın birbirlerinden çok hoşlanmadığını duymuştum. Yani bilmiyorum yani bu benim yani sıradan bir vatandaş olarak hani duyduğum ünlü dedikodusu. Ama nedense orada bir aralarında bir elektrik oluşuyor. Yani gerçekten Behlül konusunda... El ele yürek yüreğe Behlül'e karşı adım adım kampanyası yani. Ben gerçekten o aradaki elektriği hissetmediniz mi? Ben çok net hissettim. Bu bölümde öyle bir elektrik evet, evet. Değil ama yani genel olarak mesela Firdevs ile Nihal arasında bir işbirliği gördük. İlerleyen bölümlerde Firdevs ile Bihter arasında işbirliği göreceğiz. Matmazel zaten sürekli Nihal'in yanında. İlk defa bu şekilde bir işbirliği gördüğümüz evet. Yani sözsel olmasa da aynen. Ruhsal bir işbirliği vardı. Firdevs Hanım hemen kendini yamıyor yalnız bu gezi planlarına. Bu arada Bülent'in tatlış bir kardeşlik şeyi var, lafı var. Diyorlar ki işte nasıl oldu Nihal vesaire böyle bir muhabbet geçiyor. Bülent de diyor ki sabah bir kere daha öptüm iyileşti diyor. Ya çok tatlı. Tam bir tatlış kardeş. Bu da Aşkı Memnu'dan sevgi sahnelerini göremediğimiz pek entrika dışında saf sevginin olduğu. İşte bir saf sevgi sahnesi daha geliyor. Elif ve Behlül. Evet ya. Elif İzmirliymiş ve Allah'ın emri peygamberin kavliyle evlenmek istiyor. Yani aslında Elif bence haklı olarak işte anneme söyleyeceğim bugün diyor. Söylemesin mi kız yani annesine? Behlül böyle şey yapıyor. Ne söyleyeceksin annene? Hani ney? Ay bu kadar abartmayalım, büyütmeyelim. Duygusuz. Yüzük i̇şte takmıyorum falan diyor. Yüzük. Ve gerçekten Elif de diyor ki bu ne diyor ya? Hani ben senin evlilik teklifini kabul ettiğimden beri hareketlerin değişti. Diyor ki yüzük beni daraltıyor. Ben yüzük takamam diyor. İstemeyle beni uğraştırma diyor. Yani söylenmemesi gereken ne kadar cümle varsa hepsini söylüyor. Yüzüğü ben alamam. Sen beğen ben gidip alayım. Yani aşırı derecede duygusuz. Bunu sadece görev icabı yaptığını belli eden evet. Ne kadar kelime varsa hepsini söylüyor. Evet. Sonra bunun üzerine bir atarlanıyorlar birbirlerine karşı. Behlül bir tık daha fazla atarlandığı için Elif gerizekalısı gidip bunu yanağından öpüyor. Ha evet özür dilerim diyor. Kadınlığımdan diyor. Utandım ya. Ha bir dik dur be bir tane. Güzelim kızsın. Yani bu gebeşe mi kaldın yani anladın mı? Ya senin elini öpen alsın bir tane mis gibi kızsın yani. Bu nasıl bir yamanmadır evet. Ya. Bu noktada da işte yani biraz sahne atlayacağım ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bence Elif Adnan Ziyagil'in yeğeni olan Behlül Haznedar. Yani o aileye girmeyi istiyor. Aslında Behlül değil yani mevzu. Tamam çok yakışıklı, hoş çocuk ama yani bence o konsept yani köşk, Ziyagillerin gelini
Anladın mı? Sosyete. Bence o da olabilir. Var ama bence Behlül de seviyor. Bunun nesini Elif. Seviyor? Ben sevdiğini bundan koca olur düşünüyorum. Mu Allah aşkına? Evlenirsin. Yani maksimum 2-3 seneye boşanacaksın yani. Neden bu eziyeti kendine çektiriyorsun? Ha neden? Gerçekten neden yani? Bir de gidip özür dileyip öpüyor ya. Ben orada sinir oldum evet gerçekten. Halbuki bütün bu konuşmalardan önce, öpmeden önce şey diyor. Ya sanki benimle lütfen evleniyorsun Behlül. Evet. Evet. Sanki ben seni zorlamışım gibi diyor. Ve ilginç bir açıklama yapıyor. Acaba diyor ailenden, Adnan Bey'den veya Bihter bir şey söylemiş olabilir mi diyor sana nişan haberini verdikten sonra sen diyor. Bihter'in burnu büyük diyor. Beni sevmiyor diyor. Bana bir türlü ısınmadı, elektriğimiz tutmuyordu diyor. Ya Elif de bir şeylerin farkında aslında, kadar bir şeyler hissediyor. Gidip öptüğü anda benim için Elif bitmiştir zaten. Sen hak etmişsin yani. Kusura bakma. Gidip bir de öpüyor ya. Şirinlik yapıyor bir de. Ya Elif o sırada tabii yeni uyanmışlar. Kahvaltı yapıyorlar gibi bir durum var. Mutfağa gidip geliyorlar. Elif'in geceliği yine böyle bayağı o pasajdan alınmış geceliklerden evet. biri. Bihter dışında hiç kimse seksi gecelik aşkım, giymiyor. Aşkım Firdevs Yoroğlu demek istiyorum sana. Hatta bu bölüm ama Firdevs Yoroğlu'nun bu bölümde üstünde bir gecelik vardı beyaz. Evet çok güzeldi ama. Ya müthiş nasıl yakışmış bir evet, taneme kadın ya. Gerçekten harika. Zaten bölümün yarısını o gecelikle geçirdi. Bütün gün geceliği üstünden çıkarmadı ama. Yine de Firdevs Yoroğlu'nun giydiği gecelik böyle bayağı kapalı. Omuzları sadece şöyle V şeklinde yakısı açık. Ama Bihter'i biz işte bu bölüm straplez gecelik ince askılı kısa. Hani gerçekten bayağı her şekilde görüyoruz. Ama onun dışında ne Elif'i ne Mademoiselle Nihal'i hiç kimseyi. Peki. Ben şeyi merak ediyorum. Acaba ilerleyen bölümlerde Nihal ve Behlül arasında bir aşk yaşanmaya başladığında Nihal'in giydiği gecelikler değişecek mi? Değişmez mi? Hatta Firdevs Hanım'ın Nihal'e sen artık büyüdün, genç kız oldun. Bu üstündeki pijamalar sana yakışmıyor demesi var. İkinci sezonda oraya geleceğiz. Yani gecelik ben, önemli bir oldu böyle, şey dizide. Hani önceden görmüştük Elif'i böyle güzel geceliklerle. Sonra böyle ya evlilik teklifi edilince. Bu da böyle bir dikkatimi çeken anladım. Şeydi. Ama bu arada sömestr tatili yaklaşıyor. Kahvaltıda cuma günü karneleri aldıktan sonra acaba sömestr tatili nereye gidilse muhabbeti oluyor. Sonuç olarak bir hafta Bülent istediği için Uludağ, bir hafta da Nihal istediği için Paris'e gitmeye karar veriyorlar. Behlül Usur da eve geliyor galiba ve tatile gidiliyor. Haberim yok. Aa, sen de geliyorsun tabii ki. Bilmiyorum gelebilir miyim? Aa, bak sen gelmezsen ben şuradan şuraya gitmem. İşte Firdevs Hanım ama ya, ay yapma artık evet ya. Evet ya. Artık yapma ya. Ya abi yani. Elif var artık. Elif bak diyor ki Elif beni zahmetten kurtardı evet. diyor. Evet. Daha niye artık körükle gidiyorsun? Hoş değil ya. Ya belki bu o bunları yapmasa belki sonu böyle bitmeyecekti yani. Yazık oldu bir Bihter'cime. Gerçekten körükle gidiyor Firdevs Hanım ya. Hani tamam zaten Bihter evet. gelmesini istemiyor. Bırak gelmesin. Onlar karı koca eğlensin. Bu arada gerçi şöyle bölümün sonunda düşündüğümüzde Firdevs'in lafıyla zaten Behlül bir yere gitmiyor yani. Sonuçta hatta Firdevs'le evet. karşılaşmamak için odasından bile çıkmadığını söylüyor. En sonunda Adnan çağırıyor. Ve Adnan'ın çağırması üzerine kalkıp gidiyor. Yani hani şuradan şunu çıkarmak istiyorum. Bir şeyin olacağı varsa çocuklar oluyor. Yani anladın mı? Yapılacak bir şey yok o belki. Doğru. Ama şöyle bir durum var burada. Şimdi Matmazel'i Nihal'in annesi olarak görüyoruz bir noktada. İşte anne gibi bir sorunun varsa bana nasıl konuş bilmem ne. Annem, benim annem. Diyelim ki ben Nihal'in noktasındayım, yerindeyim. Ve böyle bir Behlül'e olan ilgimden şüpheleniyor ve uzak kalmam gerektiğini düşünüyor vesaire. Annem gider direkt babama söyler bunu. Bak biz bu kızı bundan uzak tutalım. Veya bak böyle böyle bir şey fark ediyorum. Bu çocuğu tam... burnumuzun dibine sokmayalım. Yani bunu da bu kötü bir şey demek değil. Sadece Nihal'in böyle bir ilgisi var. Hani tek baş başa tatil iyi olur. Ben de buna Adnan Bey'in şey diyeceğini sanmıyorum. Nasıl olur bilmem ne. Yani niye kimse bu adama söylemiyor bunu? Adnan Bey alık gibi sürekli evet. Behlül'ü burunlarının dibine sokuyor. Ben anlamıyorum. Yani gerçekten Adnan Bey bir alık ve ama saf alık bir adam değil yani. Bence. Adnan Bey erkek.
Ya adam bir mantığıyla düşünüyor yani. Bir insanoğlunun duygularından dolayı bayılabileceğine bence bir erkek yani... Şu an etrafımızdaki hiçbir erkek bence düşünemez zaten. Neden düşünmesin zaten. Canım düşünür. Ya bu kadınların aklının... Ya evet erkekler birazcık daha düz mantık. Ya çok hani duygu durumu gelişmiş bir erkek bunu düşünebilir yani. Genelde erkekler mantıklarıyla düşündükleri için bence bana kalırsa yani hani çok bir kişi olarak... tamam matmazelin bahanesine Ceren'in söylediği gibi bence matmazel veya etrafındaki başka birisi yani. Tatile mi gidiyoruz? Firdevs Hanım'dan duydum. Biz gidiyoruz, sen değil. Haksız mıyım matmazel? Haklı. Ziyagil Holding helikopteri ile Uludağ'a iniş yapıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın. Evet, Ziyagil böyle pistin ortasına iniyorlar. Sağda solda insanlar kayıyor, böyle iniyorlar pistin ortasına. Ve direkt kaymaya başlıyorlar. Top, kar top oynamaya ve arkada başlıyorlar. Begging o sıralar meşhur olmuştu. Evet. Aynen. Ama o inanılmaz meşhurdu o dönem o şarkı. Aa. Abi herhalde copyright falan yokmuş o vakitler yani. Hani... Almışlardır kızım. Kar topu oynarlarken bir an bir görüyoruz ki Bihter ve Adnan karların üstünde öpüşüyorlar. ve böyle Matmazel böyle onlara bakıyor. Böyle bir duygusuyla. Ya biraz betimlemek ister misin dinleyicilerimiz için? Yani bunu yani nasıl bu... betimleyebileceğimi bilmiyorum ama Matmazel böyle bir bakıyor böyle bir... Kedinin ciğere baktığı gibi bakıyor yani. O kadının yerinde ben olabilirdim. Şu an annem benim üstüme eğilmiş. Karların üstünde beni çılgınca öpüyor olabilirdi. Bu sekansın sonunda Adnan Bey Behlül'ü arıyor. Önce Süleyman Efendi'yi arıyor. Süleyman Efendi ile aralarında inanılmaz garip bir konuşma geçiyor. Ya ben hani böyle... Hani gizli mesajlar içeren bizim anlamadığımız bir konuşma mı diyeyim? Evet. Sanki deşifre edilmesi gereken bir konuşma gibiydi hani. Bunun üstüne Adnan Bey öğreniyor zaten Behlül'ün evde olduğunu. Pat Behlül'ü arıyor. Behlül diyor ki amca diyor bana bulaşma diyor. Şimdi dayanamam kayarım diyor. Ve lütfen bu cümlenin alt metni. Abi iğrençsiniz ya. Hiç öyle bir anlam düşünmedim bu cümlenin yani. Alt metnini gerçekten bir şey söyleyeceğim. Mi? Ben de düşünmemiştim Ebru. Ben sadece bu alt metni düşünerek. Düşünmedim. Ama güzel bir noktaya çekmişsin. Kesin bunu senden önce çeken biri olmuştur zaten. Kendi suçlu hissetme o yüzden. Ya amca şimdi dayanamam kayarım. Ayağım sakat biliyorsun. Neyse sonra dayanamayıp gidiyor zaten. Zaten telefonu kapatır kapatmaz çocuklar gibi şen. Evet bavul hazırlamaya başlıyor. Yani Behlül bir iki saniye otursaydın düşünseydin. Aşkım bir... imkanlar bol olunca işte hiç düşünmeye bile gerek kalmıyor. Yani ben şuradan Alsancak derken 100 kere her koşulmuşum trafik var mıdır, o var mıdır, bu var mıdır, hava sıcak olursa okudum. Güzel yani harika imkanlar. Nihal de... Şey sanki çölde yürüyen bahtsız bedevi gibi karların üstünde yürüyor böyle elinde kayak takımı falan. Sonra böyle yere düşüyor. Orada böyle bir bey geliyor elini uzatıyor. İyi misin? Nihal böyle wow gözlerinden kalpler çıkıyor böyle. Snowboardçu bir çocuk geliyor evet. Böyle kırpık saçlı. Neyse. Bihter full kıyafetle evet, masaj abi. Yaptırıyor. O nasıl bir masaj ben anlamadım ya. Full üstü full. Paçalarına kadar uzun. Evet ya hani bir şort askılı değil. Full yani hani. Hayır bir de üstüne üstlük böyle bali taşlar falan koyuyorlar vücuduna. Yani o taşın enerjisi sıcaklığı nasıl geçecek? Üstünde kıyafet var ya. Masaj olurken üstünde kıyafet mi var? Ama full evet. Üstü full bir kıyafet var yani. Uzun pantolonu var ya. Ve işte Firdevs Hanım arıyor. Firdevs diyor ki işte benim telefonlarımı açmıyorsun vesaire vesaire ne konuşuyorlar? Önemli bir şey konuşmuyorlar herhalde. Hayır olmuyor fakat telefonlaşan daha doğrusu telefon numaralarını alıp veren snowboardçu ve çünkü Nihal. Nihal Matmazel'e hemen çocuğu anlatıyor ve orada kenarda oturmuş çay kahve içerlerken Matmazel işte bu çocuk diye Matmazel'e gösteriyor çocuğu. Ve çakal Nihal. Nihal de az çakal evet, değil. Yani ben bayağı o noktada değil olsam... Ya. Ben asla orada kalkamam. Olsam böyle susar çocuğu uzaktan izlerim. Aynen. Nihal böyle hemen pardon böyle kendini gösteriyor. Neyse. Şuraya bir salep bir portakal suyu alabilir miyiz falan diye. Çocuk da hemen böyle merhaba işte ve numara değiştiriyorlar. Akşam beraber program yapmak için. Ya sen ne? Çocuğun ismi de Deniz. Aynen, bu arada. Evet çocuğun ismi de Deniz. Bihter masajdan çıkıyor.
Ve büyük ihtimalle no makeup var. Evet. Ve inanılmaz güzel. Kesinlikle inanılmaz bir duru bir yüzü var. Çok dinlenmiş, güzel bir... Allah Allah, siz nasıl bir dikkatle izliyorsunuz? Bilmiyorum, 19 bölümden sonra gerçekten aynı şeylere dikkat eder olduk galiba. Aşkım, burada makyajı var tabii ki de, bariz kontürü bile var İşte yani. No makeup makeup dedim ha, ya. No makeup makeup. Ama çok güzel görünüyor gerçekten, bebek gibi, evet, yani. Gerçekten çok güzel görünüyor, güzel, ve güzel. Behlül'le karşılaşıyorlar. Aynen, Behlül'de görünce, ben şu an bir yandan bakıyorum. Behlül'de görünce bir tık şu an içi gidiyor tabii ki de. Sen daha az değilsin Behlül. Bence akşam yemek yenmiş. Otelde şöminenin başında oturuyorlar. Bülent'e arkadaşları çağırıyor hadi oynayalım diye. Nihal'e mesaj geliyor bu Deniz kişisinden. Hadi buluşalım diye. Evet, Matmazel de Nihal'i dikizlemek için hemen böyle ben bir yürüyüşe çıkayım deyip böyle koşu koşu arkasından gidiyor. Adnan, Bihter ve Behlül kalıyorlar ve direkt işte evlilik ne zaman? Behlül diyor ki onları diyor buraya davet ederiz. Yüzükleri burada takarız. Buraya geldiklerinde takarız. Ay diyor. Türk kültürüne bu kadar mı yabancısın Behlül ya? Ya ben de burada Behlül'e sinir oldum. Yani resmen bizim geleneklerimizde gidersin abi. Nişan neredeyse, evet, orada, yani kız tarafının olduğu yerde nişan olur. Ayaklarını çağırıyor bir de, evet, kızın ailesini. Yani sen o kadar değerli ve o kadar evlenilmesi bir şahıssın ki. Yani kızın ailesi bile. Ya neredeyse seni isteyeceğiz yani Behlül. Hani amcandan. Anladın mı? Gerçekten. Bu özgüven hani nereden geliyor, hani bu cesaret nedir? İstemiyor çünkü, istemiyor. İstemediği için de. İstemiyor. Gerçekten de lütfen evleniyor yani. İstemediği i̇şte ben için bu noktada de hiçbir şeyle ilgili. Ya. Bu kadar istenmediğini göre göre neden evet dersin yani? Ama işte bilemeyiz. Aşk. Aşk olduğunu ben düşünüyorum. Ben gerçekten sevdiğini düşünüyorum Elif'in. Ben de gerçekten ben de sevdiğini düşünüyorum. Düşünüyorum. Zaten sevmesi bu kadar salak olamaz yani. Behlül bir şekilde bir bahane bulup bu iki aşk kuşunu yalnız bırakıyor. Bihter'le Adnan da bir konuşma yapıyor. Galiba Didem, senin bu sahneyle ilgili notların mı var? Ha işte şey diyor. Sen sadece Behlül olarak hani bir şey yapmaz. Senin yeğenin olduğu için Elif onunla evlenmek istiyor. Çünkü diyor hani Adnan Ziyagil'in yeğeni sonuçta. Ve bir Behlül haznedar ne ki aslında diyor. Adnan diyor ki ben öyle düşünmüyorum diyor. O da büyük ihtimalle sizin gibi hani Elif'in gerçekten Behlül'ü çok sevdiğini düşünüyor. Bihter de diyor ki umarım bu konuda yanılırım diyor ve sahne orada bitiyor. Bence bu sahnede Bihter'in Adnan'a Behlül'le ilgili Elif'in ağzından söylediği, yani işte Behlül'ün nasıl bir titri var, Adnan Bey'in yeğeni. Bütün bu düşünceler aslında Bihter'in içten içe kendi düşünceleri. Yani Bihter, evet, bir taraftan da kendini dokunduramıyor. Diyor ki yani ya ben gerçekten bu tip bir adamla mı? Hani Bihter o kadar salak bir insan değil yani. Evet. Ya bana o ilginç geldi. Elif'i bombalamak için değil, kendini sakinleştirmek için söylüyor bence oradan. Yani son, evet, telkinler artık, hani son çıkış Bihter, gitme, aynen, bu yola. Evet. Bunu şeyde de ben fark ettim. Salonda konuşuyorlardı Behlül'le Bihter Nihal hakkında. Aslında diyor ki Nihal'den uzak dur derken bundan bahsetmiştim. Bak görmüyor musun işte evleneceğinizi duyunca ne kadar, evet, üzüldü ve bayıldı. İşte uzak dur vesaire falan diyor. Aslında Nihal derken orada aslında bence kendinden de bahsediyor. Yani kendisinin de aslında Behlül'ün evlilik haberinden ne kadar üzüldüğünü. Yani Nihal'i tamamen tekrar bölümün başına denk gelirsek o Firdevs Hanım'a söyledi. Nihal'in ismine sığınıyor. Aslında tamamen bence kendisinden, evet, bahsediyor. Yani çok büyük bir beyin yanması Nihal üstünden aslında. Kendinden bahsediyor. Evet. Kızın beyninin, evet, yanması inanılmaz derecede normal. Yani gerçekten beyni dur derken kalbi gidiyor. Yani çok kötü bir durum işte, Allah kimseye vermesin. Ve bu gece böyle bitiyor. Kahvaltı Deniz Hanım'la Adnan Bey'in kahvaltı sahnesi. Kahvaltı masasında ikisi var sadece. Birincisi bu nasıl bir gebeşlik? Deniz Hanım geliyor diyor ki işte dün diyor Nihal diyor hani eğlendik falan ama erken döndük diyor. Çocuğun beklentisi farklıymış diyor Adnan Bey'e. Bir de şey diyor ben de oradaydım diyor. Ulan sen bunların date'ine üçüncü
şey olarak gelmişsin. Sen bir bıraksana matmazel. Bunlar Nihal yarın öbür gün evlense yemin ediyorum sana gerdeğe girer matmazel. Abi bu kadar mı olur? Ben de oradaydım diyor. Abi sen biraz aşkım, uzakta durursun. Ama bence uzakta oradadır. Herhalde üçüncü olarak. Ya ben de uzakta orada oldum tahmin ben ediyorum Adnan ama. Bey'e bunu söylemesine inanılmaz garipsedim. Aşkım babasıyla konuşuyorsun sen bu çocuğun. Yani anladın mı? Sen ne demek beklentisi farklıymış. Ama Nihal noktayı koyabildi. Evet abi o konuşma da garip İnanılmaz yani. İnanılmaz aşırı saçma mevzular anladın mı? Ne yapıyorsun? Bence var ya bence çocuğun da beklentisi öyle hadi sevişelim falan gibi beklenti olmayabilir ya yani. Maksimum öpmeye çalışmıştır yani anladın mı? Bu da yani zaten gecenin doğası yani zaten o gece oraya varır yani genelde. Ya ne yapacaklar? Yanaktan öpüşüp vedalaşacaklar. Bir de 18 yaşını aşmış bir insan yani hani matmazelin. Evet on, bak ben de onu söyleyecektim. Bu kız 18 yaşından büyük bir kız. İsterse çocuğun beklentisi aynen. Ne olursa olsun, isterse çocuğun beklentisini karşılar, yani belki kendi beklentisi de odur ve kendi istediğini evet. Yapar. Kendi istediği o değilse, çocuğun beklentisi buysa yok kardeşim aynen. Der. Yani aklı başında bir kız yani. Doğruyu yanlıştan i̇şte da ayırabilen bir kız. Aklı başında olarak görmüyorlar ama demek ki Nihal'i. Yani Nihal her an bir hata yapabilir ve bundan pişman olabilir ve yine bayılabilir. Bebek gibi görüyorlar. Evet bebek gibi görüyorlar. Öyle bir muamele yaptıkları için de Nihal de hala bebek gibi davranıyor yani. Aslında bu tamamen bir kısır döngü yani. Ama yani o konuşmanın saçmalığı, beklentisi farklıymış. Ama Nihal durdurabildi konuşması. Ben hani izlerken ben utandım ya. Aa böyle bir konuşma yapılır evet. Mı yani? Hani ne yapıyorsunuz? Ya bu genç bir kız bir kere bu kadar yaşadığı özel şeyler evet babasına ya. Anlatılır mı yani? Sen en anlatılması gereken şeyleri babasına söylemiyorsun. En anlatılmaması gereken şeyleri aynen. Söylüyorsun yani. Bu ne Peris bu ne lanet olsun. Sonra da babasına yazıyorsun sen bu kızın. Cehennem tepesine hani çıkamıyoruz. Gel biz yaşlandık senin el ele oturalım diyeceksinler. Ben bu bölümde matmazeli kesinlikle hiçbir şekilde tasvip etmedim ve en yani. Ben de. Hate etap tenimde bir hiç. Numarada matmazel var bu bölümde gerçekten. Adnan'ı da genel olarak sevmedim fakat Adnan'la tek bir noktada anlaşıyoruz. Ben de soğuğu pek sevmiyorum Adnan'cığım. Çünkü matmazel öyle söylüyor. Evet. Yok diyor biz dışarı çıkmayalım diyor. Neyse onları bu şekilde bırakıyoruz. Ve 1,5 saattir aralıksız kayan. Behlül'ün yanına gidiyoruz. Bihter'in söylediği ilk şey şu. 1,5 saat. Evet 1,5 saattir aralıksız kayıyorum. Abi sen gerçekten bir tipsin ya. Aşkım Atiye nasıl bundan gelebilir ya? Hiç bunu düşünmedim bile. Ama Bihter soruyor. Bihter soruyor diyor ki gece geç geldin evet. Diyor. Sabah nasıl bu kadar erken kalkıp kayağa çıktın? O da diyor ki aa 1,5 saattir kayıyorum. Sen beni mi dinliyorsun evet. Gece geç geldiğimi nereden biliyorsun diyor. Yatağa atladığını bile duydum. Hiç de nazik bir komşu sayılmazsın diyor. Ve ondan sonra hızını alamıyor. Çünkü Behlül büyük ihtimalle bunu görüp şoka giriyor. Yani nasıl bir dinleme ve nasıl bir dikkat kesilme bu deyip. Behlül tamamen sessiz kaldığı için Bihter oradan sonra yürümeye başlıyor artık. Artık sakinleş, ıktık bıktık konuşmaya başlıyor. Ha sen ne yapıyorsun? Hani bu kadar gece geç saatlere kadar işte çıkılır mı vesaire diye oradan bir konuşmaya başlıyor. Sonrasında aynen. Sen bence evlenemeyeceksin evet. Diyor. Zaten orada vurucu bence konuşma. Bence şöyle Behlül aslında zaten bölümün içeriğinde birden fazla kez bu parfüm koklama olayını keşfettikten sonra karşılaşıyorlar zaten. Ya mesela o salonda da söyleyebilirdi. Sen benim parfümümü kokladın diyebilirdi. Evet. Hani Nihal'i konuştukları salondaki sahne vardı ya ikisi birlikte kalıyorlar. Çok müsait bir zaman aslında. Hani Bihter benim parfümümü kokladın demek için. Ama bence Behlül de burada kendini tutuyor. Ama ne zaman ki Bihter artık damarına basıyor. Çok üstüne geliyor ve çok dinledin. Yani üstüne geliyor. Kartlarını gerçekten inanılmaz açık oynuyor ve senin dediğin gibi Ceren hani kaçan kovalanır muhabbeti kovaladığını o kadar belli bariz bir şekilde hani ortaya seriyor ki çok güzel bir hani ortam oluşturuyor. Behlül de golü atıyor yani. Bihter bu kadar işte sen evlenemeyeceksin olmayacak vesaire vesaire dedikten sonra şey Behlül diyor ki iddiaya var mısın diyor. Bihter de diyor ki varım nesine diyor. Behlül de diyor ki bir şişe parfümüne. Aa, harika bir bitirme ya. Harika yani tap noktasında. Ya ben kesin bu bölüm bittikten sonra ben kesin bu bölümü kızlarla birlikte izliyorumdur ya yurtta ya evde bir yerde.
Biz kesin üstümüzü başımızı parçalamışızdır yani, net yani, kesin hatırlıyorum. Ben böyle dün gece izledim bölümü, böyle ooo. Yani çok güzel, lafı gediğine oturtmak diye ben buna derim yani. Ya bunu nereye bağlayacaklar falan diye düşünürken son lafta bunu bağlamaları bence çok akıllıca ve eğlenceli olmuş yani. Evet. Bir yandan da aslında inanılmaz Behlül'ün böyle bir şey söylemesi inanılmaz akıllıca. Çünkü eğer Bihter o parfümü kokladıysa bu parfümü senin kokladığını biliyorum demek. Tabii. O parfümü Bihter koklamadıysa da müthiş hiçbir ya. Risk yok. Yani kendini hiçbir riske sokmadan çok güzel lafını söylüyor. Çünkü mesela biraz önce sen dedin ya Didem, hani salonda da söyleyebilirdi. Niye söylemedi? Salonda söylese, Bihter dese yo yapmadım. Ha, aynen. Yani harika. Hani oradan öyle bir çıkma şeyi vardı. Bunda parfüm neden öyle aklıma geldi der. Yapmadı. Yani niye parfüm öyle aklıma geldi. Hani eğer o kişi Bihter değilse. Ve o kadar hazırlıksız bir anda söylüyor ki bence 20. bölümün başlangıcında Bihter'in o paniğinden, yani çok büyük ihtimal hatırlamıyorum ama çok büyük ihtimal paniğe girecek. Ve jest, mimik, vücut dilinden aslında parfümü koklayan kişinin Bihter olduğu anlaşılacak. Yani çok savunmasız bir zamanda çok iyi bir cevap veriyor aslında. Müthiş zekice, harika, evet. Ama yine Bihter için Bihter diyorum. Çok üzülüyorum. İçim kan ağlıyor çünkü bu kadar kontrol işte o yüzden yani kayıt dışındaki bölümlerde konuşurken o yüzden dedim. Yani aslında hiçbir şey kontrol etmeye çalışmayacaksın. Çünkü kontrol etsen evet. De bir şekilde çok panik, yani o kontrol etme içgüdüsüyle kontrolünü kaybettiğini anladığın anda çok panik oluyorsun ve bir şekilde batırıyorsun. O yüzden hashtag sal gitsin yine her zamanki gibi. Evet. Hayattaki hashtagim. Arkadaşlar, sizin bu bölüm için kullanacağınız hashtag ne olurdu? Bize bunları YouTube... Eğer bizi YouTube'dan dinliyorlarsa bu hashtaglerini YouTube'da yorum olarak yazabilirler. Spotify'dan dinliyor olabilirler. Google Podcast ya da Apple Podcast'ten dinliyor olabilirler. Bir dizi podcast... Instagram sayfamızın 19. bölüm postumuzun altına hashtaglerini yazabilirler. Eğer bizi çok seviyorlarsa ve bu sevgilerini dile getirmek istiyorlarsa bir dizi podcast@gmail.com hesabından da bize e-mail ile ulaşabilirler. Didem çok teşekkürler katıldığın Didem, için. Didem çok teşekkürler geldiğin için. Çok ya, keyifliydi. Ben çok teşekkür ederim. Ben de bu kadar keyif alacağımı düşünmemiştim açıkçası. Bakalım haftaya neler konuşacaksınız. Merakla bekliyorum ben. Seni çok ben seviyoruz. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, sizleri de çok seviyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.